Valla Briton'da daha çok şey var sanki. Seçenek var gibi geliyor bana. Hani oyun uzayacak, uzayacaktır illa ki diye düşünüyorum ama Briton sanki bir tık avantajlı gibi geldi bana. Bir de hani Archer mikrosu vesaire demiştik. Briton o range Evet. avantajını Lirin'in çok güzel kullanıp Daut'u yaklaştırmadığını görebiliriz. Yani bir de range'ler hızlı çalışacak Briton'da. Feodal'de bastırabilir. Lirin sence Fiddle'da mı daha çok asker yapıp gitmek ister yoksa tek Archer range hani hızlı çalışıyor Castle'a erken gitmek ister? Dediğin gibi tek Archer Range Castle düşünüyor. Haritasına bağlı Berat birazcık. Hani kapalı mı şey güzel kapanabilecek mi? Kolay kapanabilecek mi? Altını arkada mı çıkacak? Önde mi çıkacak? Ona göre taktiğini belirleyecek. Yani Lier'in de şu anda kafasında net bir plan yok haritayı görmeden. Birkaç planı vardır. 2-3 planı vardır. Haritayı gördükten sonra 2-3 plandan hangisi uygunsa onu uygulayacaktır. İlk maçın başlamasına 5 saniye kaldı. Haydi bakalım. Final başladı. Bastır. Bastır Davut. Evet, Leary'den hemen bir Archer Range. Davut'tan da bir Archer Leary tek köylüyle atıyor. Davut iki köylüyle atıyor. Bakalım hangisi daha önce tamamlayacak? Geyikleri de arkada hani mil atabilir yine Lirin'in geyiklere mil attığını görebiliriz eğer Castle erken geçmek isteyecekse. Daud kapanmaya da başladı üst kısımdan House'la birlikte. Şu ana kadar tek Archer Range. Daud mid. Lieri geyiklerini de görmüyor şu anda Berat. Direkt Davut'a gittiği için yani geyiği nerede bilmiyor. Ama Davut biliyor altının yanında. Çok da uzak değil ikisinin geyikleri de toplanabilir. Şimdi erken wall'lanan bir Daud görüyoruz yani 3 işçiyle kapanmayı hızlandırdı. Leri de tek işçiyle alt taraftan wall'lanmaya başlamış. Bakalım tek Archer range'de herhalde ama burada Briton daha avantajlı diyebiliriz hızlı çalıştığı için. Defansif oynuyor Lieri. Direkt yürümedi okçularla. Rakibini bir kolaçan ediyor, kontrol ediyor. Davut da defansif. Davut bir köylü daha yolladı duvar atmaya. Artık final olduğu için herhalde çok risk almayacaklar. Tam çalıştıkları planları neyse öyle oynamaya çalışacaklar gibi. Davut neredeyse tamamen kapandı. Lieri'ye bakalım. Leri de kapanmayı hızlandırmış şimdi. Kandırdı evet. Alt tarafı da kapatacak. Bu kapanmada hangisi daha avantajlı? Bence Leri gibi. Çünkü arkada bir goldu daha var. İçeriye 2 gold aldı. Bu arada en yukarısı açık abi bir tile. Eğer Evet orayı gördüm. fark etmezse Daud içeri girebilir. ACCM fark etmemişti bir oyunda hatırlarsam. Tamamen Daud kapandı diyebiliriz artık. Çok ufak bir yer kaldı. Scout'uyla da Lirin'in etrafını geziyor. O açık yeri eğer içeri sağ tıklasa zaten bulacaktır. Ve Daud şu an o açık yere doğru gidiyor sanki yayını izliyormuş gibi ama şimdi döndü içeriye girecek. Leri güzel kapattı orayı. Evet, Quick Wall'la içeri girmesini engelledi. İkinci Archer Range geliyor Leri'den. Burada Daud Castle'a tıklamak üzere move Yerinin en uç tarafı da açık Berat. Hala açık orası bak. Orayı zaten karanlık orası. tweet'ledi. En sol, en sola Aynen. gösterirsen Şurası. odun topladığı yer. Yok, aşağı orası. Aynen. Aynen. Orası açık kalacak gibi de duruyor. Şimdi Castle'a tıklayan bir Daud var. Lir'den çok erken tıkladı. Geyikleri de topluyor. Hani yanına burada ne yapacak acaba? Tek Archer Range ikinciye atmadı. Lir'i çift Archer Range ve Briton sayıca çok öne geçebilir. Castle'a hazırlanıyor ama çok daha geç geçecek Castle'a. Lir'i tek işçiyle mi gitti geyik toplamaya? Ben mi yanlış görüyorum? Ama bir tane Zebra öldürdü. Çıkartıyor yani TC'den çıkanları Zebra'ya çıkartıyor. Daud'dan henüz ikinci bir Archer Range gelmedi. Acaba asker mi değiştirecek? Knight'e falan mı dönecek diyeceğim ama Etiyopya ile çok saçma olur herhalde o. Bakalım.
Ya kararını daha sonra verecektir. Biraz daha oyunun ilerlemesini bekliyor olabilir. Lir'i de Kessel'a tıkladı. Tam aralarında 2 dakikaya yakın bir vakit olacak. O 2 dakikada crosslarla avantajı eline alması lazım. Yoksa sayı avantajı Lir'e geçecek. Yalnız ordu sayıları eşit. 11 birinde var. 10 birinde var. Militer olarak. Kessel'a tıklamak için biraz idle bıraktı abi orada Lir'i. Gold'u beklerken. Evet. Bu arada Lir'in TC'si sadece 0,1 saniye idle kalmış. Diğer tarafta Daut'un 1 dakikalık TC idle'ı var. Castle erken geçmek için TC idle bıraktı ama Kesinlikle. o da ona 2 işçiye mal oldu. Hiçbir şey yapmadan TC atıyor Daut. Tek archer range. 2 TC, 3. TC atacak. Daut bumlayarak oynayacak Etiyopya'yla. Evet. Crosslarını da daha doğrusu archer'larını da çıkarttı. Şu anda Lir'e oduna doğru doğru geliyor. geliyor. Oduna doğru geliyor. Bir iki işçi alabilir mi bakalım. Bir, Bir. iki gidecek. İki. İki. İki olmadı Yok. Allah. Çok önemliydi o biliyor musun Berat? Hem Yani. diğerine de vurdu hani 3 bile alabilirken bir taneyle kaldı. Crosslarla içeri girecek. Lirinin kesi olmasa 20 saniye var. Bu TC'leri erken atması herhalde. Onun işçi Bulmayacak sayısında tabii. bir anda öne geçirecek. Acaba Liri de TC atacak mı erken? Yukarısı hala açık Lirinin. Crosslarla içeri girdi ama Fiddle Archer'larıyla şu an. Evet. Feudal Archer'larının bir de artı bir menzil olduğu için 4 artı 2 en azından hani Botkin'i alamasa bile en azından bir menzili var. 2 menzil kadar ezik kalmıyorlar. Briton'un öyle bir güzelliği de var. Üniversite yatıyor Leary. TC yerine üniversite yatıyor. Sol tarafı hala açık Leary'nin. Acaba Daut bumladıktan sonra ne yapacak burada Briton'a karşı? Bir mini boom yapıp belki Mongonel savunması yapabilir. Hani Britonlu okçu savaşında alamayacağını düşünüyordur büyük ihtimalle Davut yani okçuya okçu da Briton alamasın istediğin kadar hızlı atmış olsa o menzil avantajı mikrosu çok iyi olduğu için Lier'in o menzil avantajıyla her zaman üstün taraf olacaktır. O yüzden çok abartmamayı düşün. Evet CG defans yapacak. Şu anda base'ine CG workshop atıyor. Ellerinin de Briton'un range 8 olduğu için yine Mangoneli de snipelayabiliyor aslında. O Mangoneli güzel kullanması lazım Daut'un. Kesinlikle. Bir tane aldı. İkinci İkiyi de aldı. deneyim. Balistik de olursa daha da çok alır her Şu seferinde. an balistik geliyor. 20 saniyesi var. Town Watch alması lazım dedim. Daha şu anda Town Watch Aynen. alıyor. Çünkü çok okçu kaybeder. Bir işçi de Daut alacaktı ama odunu yine kurtarmayı başardı. Balistiği olmadığı için işçi alırken zorlanıyor. En azından odunu vesaire idle bırakıyor. Lily de ikinci TC atıyor. Lily bu arada crossuyla yukarının açık olduğunu fark etti. Şu an kendi base'in açık yerini gördü. Daha şunu farkında Castle oyununda Briton'a karşı bir üstünlük kurması çok zor Etopya'yla. Çünkü hani Knight döneyim dese güçlü bir Knight yok Briton'un. Etopya'nın pardon. Briton'un gene Bloodlines'ı da biraz daha eksik. Bloodlines'ı da eksik. Dolayısıyla daha defansif 3 TC bulmayıp İmperyal avantajıyla bir şeyler yapmaya çalışacak. Yani şu an işçi sayısında da zaten 9 işçi öne geçti ve fark Bu açılacak arada gitgide. Lier'i fark etti. Sol tarafının açık olduğunu ve House'da oraya bir önlem kapattı. alıyor. Evet. Daha sürekli crosslarıyla rakibi darlayıp hani aslında o crossları rakibe yollaması Lirinin kendine gelmesini engellemek için orada Liri'yi oyalıyor kendi bumlarken. Üniversite Daut'tan da geliyor. Acaba hani İşçi bir sayısına baktığımızda 12 işçilik bir fark var. ve daha da açılacaktır o fark yani 2 TC 3 Lier'i TC. 2 TC İmperyal gibi gözüküyor. Daha çok kafası o yönde. Dağıt 3 TC. Bu arada gördüğün gibi okçular hiçbir iş yapamadılar. Crosslar, Berat. Hep Yani geç yakalanlar çünkü. ve balistiği de olduğu için çok rahat alıyor. Dağıt'tan ikinci Mongrel geliyor. Üniversite geliyor. Cross basmaya devam ediyor. Yani şu an Daut işçi de önde ama birazdan bayağı Map bir kontrolü cross gelecek. Siege geliyor. Lier'de. Yani Lier'i şu anda rahat rahat istediği yerde at koşturabilir. Lir'den Siege yanına Mangonel ekleyecektir o da. Artık yavaş yavaş Daut'a doğru ilerleyecek. Daut'tan bir Mangonel daha geldi.
Bir köylü, iki köylü aldı, üç köylü aldı 3, odunda, dört oldu. 4, Davut hala görmedi. 5. Beş. Çok köylü Beş aldı. tane gitti. Çok köylü aldı. Yani o işçi farkı. Çok güzel yapıyorlar Berat. Aynı anda iki yerden saldırıp rakibi çok güzel bozuyorlar. Yani şu an ikinci zırh upgrade'ini de alıyor Leri ve Mangonel'den tek yemeyebilir. Davut şu an Mangonel'le öne doğru attı ama Leri güzel go back yaptı, geri çekildi. Ön taraftan da girdi şu an crosslar iki taraftan birden içeride. Davut şimdi vurabilecek mi? Yine ıskalıyor. Sol tarafta ama bu sefer vurdu. Yani ikisi de iki oyuncu gibi oynuyor. Yani birisi solda birisi sağda Mangonel'in. Bu sefer vuracak gibi Leri'ye Hilde olduğu için daha az Vuramadı. hasar yedi. Oo, Şimdi bunu güzel da vurdu. vurması lazım. Yukarıdaki crosslar farmerları almış bu arada. 3-4 işçi aldı ve işçi farkı kapandı abi bu raid'den sonra. Şimdi Tamam. artı iki zırh olunca Manganel'den tek yemiyor şeyler. Davut pabucun pahalı olduğunu gördü. İki tane Archer Rage daha atıyor şu anda. Skirm'e bile döndüğünü görebiliriz Davut'un. Görebiliriz. Yukarıda Mangonel'lerin ileri yine güzel ayırdı. Çok işçi kaybetti. Davut ve işçi sayısı neredeyse eşitlendi. Tarlacıları Ya 30 cross'u olan bir Leri var. Davut'ta henüz 2 cross ve 2 mangonel var. o tepeyi de bırakmaz. Leri de Oy! mangonel getiriyor. Ay ay. Kötü oldu bu. Iskaladı yine. Kaladı gene. Şimdi vurabilir. Şimdi yani Leri çok güzel kullandı cross'larını. Ve Evet, mikro arkada versus makro görüyoruz arkadaşların dediği gibi. Davut tamir ediyordu o Mongoneli. Sonra geri çekti TC'ye. Bir şeyler yaptı. Garip garip oynadı yani şu anda. Tam patladı ya. Tam aynen. patladı. GG, GG. Buradan Sağdan da girdi imkansız. tarlaların oraya girdi. Evet. Yani orada oduncularını kaçıran bir Davut var ama final ilk maçı biraz kolay oldu gibi. Davut'un ne yapması Kesinlikle. lazım daha? Ben 3 TC boom'a çekildi ama ne yapsa kazanabilirdi. Leriye Brito'na Skirm karşı. mini biraz boomladıktan sonra Skirm'e dönebilirdi. Çok açgözlü oynadı bence Davut. O Mangonel'le savunurum diye düşündü ama yani Briton range avantajı var. Leri güzel Avantajı mid var. oluyor. Henüz oyunu bırakmış değil. İşçi sayısında hala 7 işçi önde, onu da belirtelim. Geri düştü ama Mangonel ile ve crosslarıyla yukarıya gidiyor. Ama Leri'den 3. Mangonel geldi. O TC'yi düşürecek biraz sonra. Ve şu odunculara doğru gidiyor. 3 tane cross, 4 tane cross. Bakalım o oduncuları görürse. Pikeman'ın da görmesi lazım aslında ama şu an Mangonel shot gelebilir. Yok, ileri yine kurtardı. Mangonel'lere doğru gidiyordu. Leri orada Mangonel'i yine düşürmeyi başardı. Tepeden vurduğu için kazanan bir Davut var. Orada crosslarını çok iyi kullandı ya şu ana kadar. O 3 cross abi dediğin gibi arkada girdi. Oduncu almaya devam ediyor. Şu anda 3 yerden girdi yani. Ön taraftan şu arka taraftaki Aynen. tarlacılarda bir 15 tane cross var. Elleri ilk maçı çok hızlı bir şekilde, beklenmedik şekilde kazandı. Aynen Şimdi Messi. diğer oyuncular şöyle diyebiliyordur bize. Ulan Briton niye almadık ya biz bu haritada? Briton bayağı iyiymiş falan diyordur. Büyük ihtimal bu Briton'u final maçına sakladı herhalde şey. Yani taktiklerini göstermediler yüksek ihtimal. Evet. Yüksek ihtimal o. Çünkü Briton Mangonel'e karşı da çok üstün. Hani Mangonel defansıyla savunamıyorsun Briton'u. Bir de Lieri çok zekice oynadı. İkinci okçu zırhını da aldı. Mangonel'den tek yemeyecekti. Yani doğru düzgün zaten shot da yemedi. Hani yese bile ilk seferde düşmeyecekti. Çok çok temiz bir oyun yani. Çok temiz bir galibiyet. Bakalım bir kill DT istatistiklerimizi açalım. Oo. 82-33 kill death. İnanılmaz fazla. Ve Leri 37 işçi almış Daut'tan. Daut sadece 1 işçi aldı. Yani 37'ye 1. Of. 37'ye 1 işçi farkı, yani 82'nin 37'si işçi. Hala ama Daut işçi sayısında öndeydi sonlara doğru. 3 TC başlamasının avantajı o üniversiteyle başladı.
Briton çok etkili ya bu okçu savaşlarda. Gerçekten. Yani Briton'u durdurmak istiyorsanız mutlaka Knight'a dönmeniz gerekiyor da Skirmisher'a dönmeniz gerekiyor. Lirity'de, pardon, Lirity'de Briton'la çok iyi oynuyor. Normalde de hani Briton'u seven bir oyuncu. Evet. Öldürülen işçiyi benim Capture Edge'e çıkarttı, oradan takip ediyorum.